Şimdi size hareket grafikleri arasında belki de en zor olan ivme zaman grafiklerinden bahsetmek istiyorum. Bu grafiklerin zor olmasının sebeplerinden biri ivmenin soyut ve zor anlaşılır bir kavram olmasıdır. Bir de insanlar genel olarak grafiklerle çalışmaktan hoşlanmazlar. Bunun yanında bir cismin hareketini merak ediyorsanız, mesela buradaki köpeğin hareketi hakkında daha fazla bilgi elde etmek istediğinizi düşünelim. Bakın, bu köpeğin fındık şimdi fındığın ivmelendiğini düşünelim fındığın hızını bulabilmek için bu grafik yeterli değil o yüzden fazladan bazı bilgilere ihtiyacımız var örneğin fındığın belirli bir andaki hızını bulabilmek için bize başka bir andaki hızı lazım peki grafik bize fındığın hareketi hakkında ne gibi bilgiler veriyor grafik fındığın ivmesini veriyor demiştik evet fındık ivmeleniyor belki de frisbee oynuyoruzdur Frisbee'yi atıyorum, fındık koşuyor, frisbee yakalıyor ve geri getiriyor. Fındığın ivmesi grafiğe göre şöyle okuyalım. İlk 4 saniyede 2 metre bölü saniye kare. Bu noktada yani 6. saniyede sıfıra düşüyor. Ve 9. saniyede eksi 3 olana kadar da azalmaya devam ediyor. Bu grafiğe göre fındığın hızlanıp hızlanmadığını söyleyemeyiz. Ama ivme hıza bağlı bir şey olduğu için söyleyebileceğimiz başka şeyler var. İvmeyi hızın zamana göre değişim olarak tanımlıyorduk, öyle değil mi? Evet. Hızla olan bağlantıyı işte bu şekilde kurabiliyoruz. Burada delta V'yi çekersek hızın belirli bir zaman aralığındaki değişimi o zaman aralığındaki ivmenin bahsi geçen zaman aralığıyla çarpımına eşit olur. İşte bu grafiği hız kavramına bu şekilde uyarlayabiliriz. İsterseniz ilk 4 saniye ile başlayalım. 0 ile 4. saniye arasında fındığın ivmesi 2 metre bölü saniye kare olduğuna göre 2 metre bölü saniye kare çarpı zaman yani 4 saniyeden ivmelenmenin gerçekleştiği bu 4 saniyede hızdaki değişimi pozitif 8 olarak buluruz. Peki ya birim? Bu saniye ile bu saniye birbirini götürünce geriye metre bölü saniye kalır. O halde ilk 4 saniye için hızdaki değişim neymiş pozitif 8. Yalnız bunun hız değil, hızdaki değişim olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Peki, aynı şeyi buradaki verev yani köşegen bölge için nasıl bulabiliriz dersiniz? Mesela eğer 6 saniyede hızdaki değişimin ne olduğunu bulmak istersem, ivme burada 2, burada 1 ve burada 0. İvme sürekli değiştiği için bu formülde ivme yerine ne yazacağım? Şansımıza bu formül çok önemli bir noktaya değiniyor. Aslında bu grafiklerin geometrik anlamları hayatımızı kolaylaştıracak demek istiyorum. Nasıl mı? Bakın. Formülde ivme çarpı delta t var. İlk 4 saniye için ivme 2. Delta t de 4 saniyeydi. Sonuca yani pozitif 8'e buradaki 2 birimle buradaki 4 birimi çarpıp ulaştığımızı görüyorsunuz öyle değil mi? Ve bu 2 birimle 4 birimi buradaki dikdörtgenin kısa ve uzun kenarları olarak düşünebiliriz. Peki, kısa kenar çarpı uzun kenar bize neyi verir? Tabii ki dikdörtgenin alanını. Başka bir deyişle, bu formülü uyguladığımızda aslında buradaki dikdörtgenin alanını buluyoruz demek istiyorum. Dikdörtgenin alanı yani kısa kenarın temsil ettiği ivme çarpı uzun kenarın temsil ettiği delta t'den delta v'yi bulduğumuzu bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Çünkü bu gerçekten önemli. O halde ne diyoruz? bu grafikte alan hızdaki değişimi veriyormuş. Peki bu işimize nerede yarayacak? Burada. Çünkü bu alan da hızdaki değişimden başka bir şey değil. Ve burada üçgen alanını hesaplamayı biliyoruz öyle değil mi? 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik. Buradaki formül için değişen bir ivme ile nasıl başa çıkacağımızı bilmiyor olabiliriz ama alanı nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz. Mesela bu üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı taban 2 saniye, yükseklikte 2 metre bölü saniye kare. Sonuç olarak 1 bölü 2 ile 2 birbirini götürecek ve bu aralıkta hızdaki değişimi 2 metre bölü saniye olarak bulacağız. Başka bir deyişle bu aralıkta fındığın hızı 2 metre bölü saniye değişmiş. Bu formül için itirazları duyuyor gibiyim kısa kenar çarpı uzun kenarın ivme çarpı delta t'ye eşit olduğunu görüyorum. Ama üçgenin alanında 1 bölü 2 terimi var ve bizim delta v formülünde 1 bölü 2 yok diye düşünüyor olabilirsiniz. Nasıl oluyor da böyle bir şeyi savunabiliyoruz? Her zaman yaptığımız şeyi yapacağız. Bakın şimdi burada bir dikdörtgen olduğunu düşünün. Ve bu üçgenin alanını bu şekilde bir sürü dikdörtgen çizerek tahmin edeceğiz. Bir dikdörtgen, bir tane daha, ama bu dikdörtgenlerin alanlarının toplamı üçgenin alanına eşit olamaz. Çünkü buralardaki çıkıntılar işi bozuyor. Haklısınız bu işe yaramadı. Peki bu dikdörtgenlerin kısa kenarlarını küçültürsek. Mesela böyle bir dikdörtgen bir tane de buraya. Bu çok daha iyi oldu öyle değil mi? Tamam diğeri kadar kötü değil ama hala kesin bir tahmin elde edemedik. Size yine katılıyorum. Bu yüzden de kısa kenarları daha da küçültmeyi öneriyorum bu seferkenin çok çok daha iyi olduğunu görüyorsunuz değil mi? Kısa kenarları küçülterek üçgenin alanına çok ama çok yaklaştık. Eğer kısa kenarları yeteri kadar küçültebilirsek üçgenin alanını elde etmemiz işten bile değil. Bu dikdörtgenlerin her birinin alanını bu formülü kullanarak bulabiliriz. Bu sefer uzun kenar ivmeyi, kısa kenarda zamandaki değişimi yani delta t'yi verecek. Dolayısıyla alanı hesapladığımızda delta V'yi bulmuş olacağız. Kısacası ivme zaman grafiklerinde eğrinin altında kalan alanın hızdaki değişimi verdiğini söylemek istiyorum. Evet, ivme zaman grafiğinin belki de en önemli özelliği bu. İşte bu sayede bizim de çok işimize yararlar. Ayrıca hızdaki değişim önemli çünkü bunu kullanarak hızı bulabiliriz. Evet, bir andaki hızın ne olduğunu bilirsek, başka bir andaki hızı çat diye söyleyebiliriz. Mesela fındığın hızını size versem, tam da bu anda kronometremi başlatsam ve t eşittir 0'da fındığın hızı pozitif 1 bölü metre saniye olsun desem. Evet, fındığın t eşittir 0'daki hızı 1 ise, artık fındığın herhangi bir andaki hızının ne olduğunu bulabiliriz. Örneğin t eşittir 4t'deki hız, Şimdi ilk 4 saniyedeki delta V'nin ne olduğunu az önce kısa kenar çarpı uzun kenardan pozitif 8 olarak bulmuştuk. Delta V eşittir pozitif 8 metre bölü saniye yazıyorum. Delta V aynı zamanda 4. saniyedeki hız eksi 0. saniyedeki hız ve 0. saniyedeki hız da 1 olduğuna göre 4. saniyedeki hız eksi 0. saniyedeki hız eşittir. 8 metre bölü saniyeden 4. saniyedeki hızı 9 metre bölü saniye olarak bulacağız. Biraz meşakkatliydi öyle değil mi? Yani hızı her seferinde bu şekilde hesaplayacaksak işimiz biraz zor. İşte bu noktada size bunun daha kolay bir yol olduğunu söylemek istiyorum. Başlangıçtaki hızımız neydi? 1. Peki hızdaki değişim? Pozitif 8. Buna göre sondaki hızımız da 1 artı 8'den 9 olur. Başka bir şekilde söylemem gerekirse bu formülü uygulamak yerine başlangıçtaki hıza hızdaki değişimi eklerseniz sondaki hızın ne olduğunu daha kolay ve hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Hala tam olarak anlamadıysanız gelin 6. saniyedeki hızı da bulalım. T eşittir 4'teki hızımız neydi? 9 metre bölü saniye. Evet hız bu noktada pozitif 9'du değişim de 2 olduğuna göre 9 artı 2'den pozitif 11 metre bölü saniye bulacağız. Az önce delta v'nin 2 olduğunu söyledim ama delta v için 0'dan 6. saniyeye kadar olan alanı almamız gerektiğini hatta v6 eksi v0'ın 2 metre bölü saniye olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bunu sakın yapmayın çünkü doğru değil. Neden mi? Bakın. Sol taraftaki zamandaki değişim 0'dan 6'ya olan değişim. Ama sağ tarafta dördüncü saniyeden 6. saniyeye kadar olan değişim var. Yani bu alanı kullanıyoruz. Şimdi eğer sol tarafta bunu kullanmak istiyorsanız sağ taraftaki alan için bunun yerine 0'dan 6'ya kadar olan alanı kullanmanız lazım. Kısacası eşitliğin iki tarafının uyum içinde olması gerekir. Anlaşıldı mı? Sıfırdan 6'ya kadarki alan bu alan 8'di. Bu da 2 olduğuna göre 8 artı 2'den 10 olacak. Evet isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. V 0,1 olduğuna göre v 6'yı da 11 metre bölü saniye olarak bulabilirsiniz. Bunun için biraz matematik kullanabilirsiniz ama eşitliğin taraflarının uyum içinde olduğundan emin olun. Anlaştık mı? Buradaki son kısmı da gözden geçirelim mi? Değerlendirmemiz gereken alanın her zaman eğriyle ile x ekseni arasında kalan alan olduğunun altını çizmek istiyorum. Mesela alan bu sefer x ekseninin altında kaldığı için negatif bir değer alacak. Burada da bir üçgen var. 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik. Taban 1, 2, 3 saniye. Yükseklikse eksi 3 metre bölü saniye kare. Böylece alanı eksi 4,5 metre bölü saniye olarak buluruz. Fındığın hızının bu aralıktaki değişimi eksi 4,5 metre bölü saniyeymiş. 9. saniyedeki hızını bulmak için birkaç farklı şey yapabiliriz. Mesela 6. saniyedeki hızı 11'di. 9. saniyeye gelene kadar hızı negatif 4,5 değiştiyse başlangıçtaki hızına yani 11 metre bölü saniyeye eksi 4,5 eklersek artı 6,5 metre bölü saniye buluruz. Belki de tüm bunlar size matematiksel bir sihir gibi geldi. Bakın delta V eksi 4,5 metre bölü saniye eşit. Ve bu alan 6. saniye ile 9. saniye arasında alan olduğu için 9. saniyedeki hız eksi 6. saniyedeki hız eksi 4,5 metre bölü saniyeye eşit olacak. 6. saniyedeki hız 11 metre bölü saniyeydi ve 9. saniyedeki hız eksi 11 metre bölü saniye eşittir. Eksi 4,5 metre bölü saniye olduğuna göre 9. saniyedeki hızı eksi 4,5 metre bölü saniye artı 11'den 6,5 metre bölü saniye olarak buluruz. Yine aynı sonucu bulduğumuzu fark etmiş olmalısınız. Bu grafiklerde alanın hızdaki değişimi verdiğini ve eğer belirli bir alandaki hızı biliyorsak, hızdaki değişimleri kullanarak başka alanlardaki hızı hesaplamayı da öğrendik. Yalnız bu işlemleri yaparken eşitliğin iki tarafının uyum içinde olduğundan emin olmanız gerektiğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bir şey daha. Bu eğrilerin eğimlerinin bir anlamı var. Ne anlama geldiğini birlikte bulmak ister misiniz? Evet. Bir ivme ve zaman grafiğinin eğimi y'deki değişim bölü x'deki değişimdir. Y'deki değişim ivme, x'deki değişim de zamandaki değişimi verdiğine göre mesela a2 eksi a1 bölü t2 eksi t1 yazalım. Bu delta a, bu da delta t olduğuna göre ikisini birbirine böldüğümüzde ne buluruz? Tabii ki ivmenin zamana göre değişimini. Şimdi hız konumun zamana göre değişimiydi. İvme hızın zamana göre değişimi ve şimdi de başka bir şeyin ivmenin zamana göre değişimi olduğunu söylüyoruz. Peki bu şeyin ne olduğunu bileniniz var mı? Evet buna sarsım denir. Sarsım çok fazla kullanılan bir kavram değil. Yani sınavlarda karşınıza çıkmaz. Ama bu grafiklerin eğimlerinin de fiziksel olarak bir anlamı olduğunu ve buna sarsım dendiğini bilmenizin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Son bir tekrar daha yapalım mı? İvme zaman grafiğinin altında kalan alan hızdaki değişimi verir dedik. Eğer belirli bir alandaki hızı biliyorsanız başka bir alandaki hızı bulabilirsiniz ve ivme zaman grafiğinin eğimi de sarsımı verir.